Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma bat. Gökler ve yer, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye aittir. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin, abilerimin üzerine olsun inşallah. Buraya teşrif ederken attığınız her adım için Allah katındaki ecirleriniz artırılsın. Yine buraya gelirken aldığınız her nefes adedince de Allah katındaki şeref ve haysiyetiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerimize geri döndüğümüzde aile halkımızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, Ömer bin Abdülaziz döneminde İslam orduları Semerkant şehrini kuşatır. Burası oldukça korunaklı kalelerden meydana geldiğinden dolayı ordular ne kadar kuvvetli olursa olsun bir türlü Semerkant şehrini düşüremezler. İslam ordusunun kumandanı Kuteybe bin Müslim rahimeullah, bu şahsiyet hem cesaretiyle hem de zekasıyla ama bir taraftan da Buhara bölgesinin İslamlaşmasıyla müşerref olmuş mümtaz şahsiyetlerden bir tanesi. Duruyor, bakıyor ki Semerkant şehri düşmeyecek, ordunun içerisinde yetenekli, cesur, zeki, akıllı mücahitleri seçiyor, onları tüccar kılığında kalenin içerisine sokuyor. İçeri giren mücahitler ansızın güvenliği sağlayan nöbetçi askerlerin bulunduğu mevzilere saldırıp kalelerin kapılarını açıyor. İslam ordusunun içeri girip Semerkant şehrinin düşmesini, ele geçirilmesini sağlıyorlar. Buraya kadar her şey yolunda ve güzel. Semerkant halkı toplanıp içlerindeki en bilgin olan kahinlerine ne yapmalarıyla alakalı soru sorduklarında kahin onlara dönüyor, diyor ki Müslümanların ordu kumandanının mahkeme edilmesini diyor talep edeceğim. Subhanallah. Şaşırdık mı abiler? İçlerinden bir adam kahine yöneliyor, diyor ki onlar diyor zafer kazandıkları halde ordu kumandanlarının mahkeme edilmesi talebimizi diyor kim işitecek diyor. Kim bizi kale alacak? Haklı mı adam? Yerden göğe kadar haklı. Çünkü gözleri ehli kitap olan zorba idarecilerin mazlumları nasıl paramparça edercesine öldürdüklerine şahitlik etmiş. Adam haklı mı? Adam %100 haklı. Elçilerin dokunulmazlığı olmasına rağmen gururlarından ve kibirlerinden dolayı idarecilerin o elçilerin gözlerini oyduklarına, kulaklarını kestiklerine, azalarını parçaladıklarına şahit olduktan sonra bu adam kahine inan döner, haklı bir şekilde de itiraz eder. Der ki Müslümanlar haklı bir galibiyet ve zafer kazanmışken ordu kumandanlarının mahkeme edilme talebini kim işitecek diyor. Bugün İslam alemi içerisinde Müslümanların beldeleri bir bir işgal edilirken, toprakları gasp edilirken, erkekleri öldürülüp kadınların ırzlarına geçilirken, çocuklarımız, o körpe yavrular, organ mafyalarının,
insan tüccarlarının eline peşkeş çekilip satılırken Birleşmiş Milletler insan hak ve hürriyetlerini savunan STK'lar, Avrupa Gözlem Komisyonları, işkenceyi önleme komiteleri mazlumların çığlıklarını duyup da harekete geçiyorlar mı? Efendim öyle demesek iyi olur. Ahim denilen yer benim mektubuma bakın böyle olumlu bir cevap verdi diyenler için vallahi de bunun yalan ve düzmece bir şey olduğunu iddia ediyoruz. Sizin tabir yerindeyse övündüğünüz Avrupa İnsan Mahkemeleri insanların haklarını, mazlumların haklarını savunduğunu söyleyen kurumlar vallahi cahiliye döneminde de varlardı. Ama güçlüye karşı seslerini çıkartmaz, güçsüze karşı ambargo koyma kanısında marifetliydiler. Tıpkı bugün olduğu gibi. Eğer bugün gerçekten samimilerse Suriye'de yaşanan olaylar, Irak'ta yaşanan olaylar, dünyanın neresini çevirirseniz çevirin, özellikle Müslümanlara, genelde bütün mustazaflara yapılanlar onların gözlerinin önünde sergilenirken o mazlumların acı çığlıklarını kim duyuyor? Adam vallahi haklı. Kahine döndü, dedi ki onlar haklı bir galibiyet elde etmişken sesimizi kim işitecek? Kahin döndü, adama doğru yöneldi. Ben dedi onları Müslümanların halifesi Ömer bin Abdülaziz'e şikayet edeceğim. Zira o dedi adil bir imamdır. Allahu Ekber. Zulmün ayyuka çıktı. İnsanların tabir yerindeyse arenalarda paramparça edildi. Zayıfsan tepene binildi. Ellerinden kadınlarının, çocuklarının alındığı, malın, mülkün sana ait hiçbir şeyin olmadığı, öyle bir toplumun içerisinde, böyle yaşanılan zulümlerin içerisinde bir Müslümanın adaletle anılması, adil olduğuna bir kafir tarafından şahitlik gösterilmesi kadar şerefli bir şey yoktur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah. Kardeşlerim, sizin ben adil bir adamım, adalet sahibi olduğuma inanıyorum demeniz önemli değildir. Her birimiz başta ben olmak üzere bu ahlakın üzerimizde parıldadığına inanırız. Adaletse bizizdir. Hak hukuksa bizim yanımızdadır deriz. Bu ne zaman anlaşılır biliyor musunuz? Kıldığınız gece namazlarıyla değil, yaptığınız zikirlerle değil. Bu size en yakın ve en uzak olan, sizi çok seven ve size düşman olanların yarın önünüze geldiklerinde onlara hakkaniyetle, adaletle yaklaşımlarınız ve vereceğiniz hükümlerle anlaşılır. Ömer bin Abdülaziz böyle bir adamdı. O yüzden tarihte ikinci Ömer olarak alınır değil mi abi? Radıyallahu anh. Malik bin Dinar anlatıyor. Rahimeullah. Ömer bin Abdülaziz hilafetin başına geldiğinde dağlarda koyunları otlatan çobanlar bugün insanların başına salih bir idareci gelmiştir dediler. Onlara yöneldiler. Dediler ki siz bunu nereden biliyorsunuz? Çobanlar dedi ki şu an hayvanlarımız huzur ve sükunet içerisindedirler. Allahu Ekber. Özellikle Muhammed bin Uyeyne isminde rahimeullah diyor ki ben Ömer bin Abdülaziz'in hilafete geldiği gün Kirman bölgesinde koyun çobanlığı yapıyordum. Kirman bugünkü İran sınırları içerisinde bir şehir. Kurtlarla koyunların beraber gezdiklerine şahit oldum. Amma dedi bir gece kurtların ansızın koyunlara saldırdığını görünce adil ve hakkaniyetli imamın öldüğünü düşündüm. Araştırdım ve nitekim dedi Ömer bin Abdülaziz o gece vefat etmişti. Allahu Ekber. Eğer bir kimse adilse tutumlarında, insanlarla muamelelerinde
hakka isabet ediyor, Kur'an'ın ve sünnetin çizgisinden sapmıyorsa, vallahi de hayvanlar da, gökten inen yağmur da, yerden biten topraktaki çimen, ot da bundan istifade edecek ve onu anlayacaktır. Kendisi vefat ettikten sonra oğlu Abdullah bir beldede bir rahibi ziyaret eder. Rahip kendisinden hiç alışık olmayan bir tavırla Abdullah'a öyle izzet-i ikramda bulunur ki, ona öyle cömertçe yaklaşır ki, onu öyle güzel ağırlar ki, sonrasında döner der ki, sana bu kadar izzet-i ikram yapmamın sebebini biliyor musun? Sana der bu kadar niye yaklaştım? Abdullah der ki bilmiyorum. Rahip ona döner der ki, senin baban için bunlar yaptım. Allahu Ekber. Senin baban için. Zira dedi, senin baban bizim yanımızda. Bakın Müslümanlar, bizim yanımızda. Mümin erkek ve mümin kadın demiyorum ha. Allah'ın kitabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılmış bir alimden bahsetmiyorum. Muttaki bir mücahitten bahsetmiyorum. Allah'a ortak koşan, kitabı tahrif edilmiş Hristiyanlık dininin mensubu önderlerinden bir rahipten bahsediyoruz. Zira diyor, senin babanın diyor bizim yanımızdaki değeri adil imamlardan sonra, bakın dikkat edin, adil imamlardan sonra haram aylar içerisinde gelen Recep ayına diyor benzer. Çok garip bir laf değil mi? Ömer bin Abdülaziz'i Recep ayına benzetiyor. Demişler ki neden? Neden rahip böyle bir cümle kurdu? Dediler ki Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep haram aylardır değil mi Akif abi? Dört tane haram ayı var. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ard arda gelir diyorlar. Onların arasına diğer aylar girer, Recep'i ayırırlar. Recep daha sonra gelir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Bunlar ard arda gelen adil imamlardır. Ondan sonra adalet inkıtaya uğradı. Sekteye uğradı. Sonra Recep ayı gibi kim ortaya çıktı? Beşinci Raşid Halife Ömer bin Abdülaziz rahimeullah. Allah'a hamdü senalarız. Ondan dolayı rahip ona benzetiyor. Vallahi de Şam ehlinin Hristiyanları Ömer bin Abdülaziz'in her daim adaletine şahitlik etmişlerdir. Meşhur Yuhanna Kilisesi, şu an İzmir'de de var. Yuhanna Kilisesi Şam bölgesinde Müslümanlar Yuhanna Kilisesi'ni yıkıyorlar, Emevi Camisi'ne ekleme yapıyorlar. Hristiyanlar bir araya gelip durumu Ömer bin Abdülaziz'e bildiriyorlar. Ömer bin Abdülaziz'in verdiği hüküm, Emevi camisine eklenen kısım yıkılacak, tabir yerindeyse gasp edilen arazi Hristiyanlara geri verilecek, bitmedi. Yuhanna Kilisesini tekrar inşa edeceksiniz. Alimler bir araya geliyorlar. Yapma diyorlar ey müminlerin emire. Bu fetvayı değiştir, bu hükmü kaldır. İkna edemiyorlar. Daha sonra alimler bir araya gelip Hristiyan din adamlarına yöneliyorlar. Büyük meblağlar karşılığında Yuhanna Kilisesi'nin arazisini satın alıyorlar ve mesele hall alıyor kardeşler. Allahu Ekber. O yüzden dikkat edin, kain tabir yerindeyse karanlığa taş atmıyor. Meçhule tabir yerindeyse sıkmıyor. Silsile yoluyla yakinen tanıdığı Ömer bin Abdülaziz için diyor ki o adil bir imamdır. Ben diyor ona diyor şikayette bulunacağım. Akabinde kardeşlerim, kahin en güvendiği talebesini, müridini Şam'a gönderir. Adam Ömer bin Abdülaziz'in yanına gelir. Ömer bin Abdülaziz onu güzel bir şekilde ağırlar. Sözlerini iyi bir şekilde dinler, sonra ona yönelir. Bakın tarihe altın harflerle yazılacak şu cümleleri kurar. Der ki sakin ol, gönlün rahat olsun. İslam
adaletten başka bir şey bilmez dedi. Allahu Ekber. İslam adaletten başkasını tanımaz. Eğer adaletsizlik, haksızlık, zulüm varsa bu insana has bir şeydir. Çünkü Allah el-adildir. Zira Allah Subhanahu ve Teala kitabının birçok yerinde Müslümanlara adaleti emretmiştir. Ne olur hatırlayın. Allah Subhanahu ve Teala Nisa suresi 58. ayetinde Allah sizlere emaneti ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emreder buyurur. Şimdi İslam adaletten, haktan ve hukuktan başka bir şey tanır mı Müslümanlar? İslam zulmü tanır mı? İslam haksızlığı tanır mı? Asla tanımaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adaletle hükmedenler kıyamet gününde Rahman'ın sağ tarafında nurdan minberlerde oturacak dedi. O nurdan minberlerde oturan iki sınıfı biz tanıyorduk. Bunlardan biri kimdi? Allah için bir araya gelip Allah için birbirlerinden ayrılanlar. Yani birbirlerini Allah için sevenler. İkincisi kimdi? İnsanlara Allah'ı, Allah'ı da insanlara sevdirmek için davetle tebliğ çalışmalarında bulunanlar. İmam Ahmed bin Hanbel bu akşam bizim hazinemize bir bilgi daha koydu. O da ne? Allah Subhanahu ve Taala'nın sağ tarafında nurdan minberlerde oturacak kişiler kimlermiş kardeşler? Adaletle hükmedenlerdir. Bakın Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet gününde Allah azza ve celle'nin en sevdiği ve ona en yakın olanlar adil olanlardır dedi. Subhanallah. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisleriyle adaleti, hakkı ve hukuku özendirirken İslam adaletsizliği benimser mi kardeşler? İslam adaletten başka bir şey tanır mı? Vallahi tanımaz. Ne olur hatırlayın. Hatta Allah Azza ve Celle anne ve babanız, akrabalarınız aleyhine de olsa insanın en çok sevdikleri anne babası, eşi, çocuğu, hısım akrabası, köylüsü, beraber okuduğu, ilkokulda beraber sıralarda oturduğu arkadaşı, onlar dahi olsalar, size gelen insanların statüsü farklı olsa, kimisi fakir, kimisi zengin, kimisi amir, kimisi memur, kimisi alim, kimisi cahil, onlar arasında adaleti hakkıyla ayakta tutun diye Allah Azze ve Celle emretmedi mi abi? Yine Allah Subhanahu ve Teala Maide suresi 8. ayetinde mümin erkek ve mümin kadınlara, insanlara, bir topluluğa duymuş olduğunuz kin ve düşmanlık sizi adaletsizliğe sevk etmesin emretmedi mi Adem abi? Şimdi Allah için size soruyorum. İslam adaletten, haktan ve hukuktan başka bir şey tanır mı? He kardeşim, tanır mı? Vallahi tanımaz. Bakın İrbaz bin Sariye radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla beraber Hayber kalesinde gezinirken Yahudilerin yöneticilerinden bir adam geldi, dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sizin merkeplerimizi öldürmenizin, dikkat edin, sizin merkeplerimizi, affedersiniz, eşeklerimizi öldürmenizin, meyvelerimizi yemenizin, kadınlarımızı dövmenizin üzerimizde diyor bir hakkı mı var dedi. Yani sizin kitabınız, sizin ilahınız, sizin Allah'ınız bizim hayvanlarımıza, eşyalarımıza, kadınlarımıza el uzatmanızı mı emretti? Deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gadaplanmaya başladı. Öfkelendi, hoşuna gitmedi bu sözler. Abdurrahman İbni Af'a döndü. Ey İbni Af dedi, kalk. Atına bin dedi. Müslümanların içerisine git. De ki haberiniz olsun. Cennete müminlerden başkasının girmesi helal değildir. Ve onları kalk namaza çağır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrini yerine getirdi İbni Af. İnsanlar toplandılar.
cemaatle namaz kıldılar. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve onlara şöyle seslendi. Sizden biri rahat koltuğuna oturup da Allah'ın kitabının dışında başka bir haramların olmadığını mı zannediyor dedi. Bakın kime söylüyor Allah Resulü aleyhisselam? Müslümanlara söylüyor. Oturdunuz da Allah'ın kitabının dışında başka haramların olmadığını mı zannediyorsunuz? Halbuki ben size nasihat ettim. Allah Resulü devam ediyor. Ben size nasihat ettim. Bazı şeyleri size emrettim, bazı şeylerden sizi nehyettim. Ve benim yasakladıklarım ya Kur'an'ın bir misli kadar ya da dedi ondan daha fazladır. Şimdi ne olur burada bir duralım. Ey ashabım, siz Allah'ın kitabını aldığınızda ehli kitaba muameleyi burada görüp de haram olmayan şeyleri kendinize helal mi zannettiniz? Benim hadislerimi, benim sünnetimi, benim emrimi, benim tavsiyelerimi bir kenara koyup da Allah'ın kitabına müracaat ettiniz de orada bulamadığınız şeyleri harfiyen ehli kitabın üzerinde mi uyguluyorsunuz siz? Dedi ki ben de haram koyarım, ben de helal koyarım. Allah ona müsaadeyi vermişti. Değilse postacı bir peygamberin ümmeti değiliz biz. Değilse Allah subhanahu ve teala Mescid-i Haram'a kitabını indirirdi. Hira'nın göbeğine kitabını bırakırdı. Hiçbir peygamber göndermezdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emreden ve nehyeden bir peygamberdir. Hüküm koyan bir peygamberdir. Teşri sahibi bir peygamberdir. Biz hem Kur'an'daki haram ve helallerle mükellefiz, hem de Kur'an'da yer almayıp da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dillendirdiği haram ve helallerle mükellefiz kardeşler. Sonra onlara döndü, dedi ki Allah, şimdi ne olur dikkat edin, Allah ehli kitabın evlerine izinsiz bir şekilde girmenizi helal saymıyor. Şimdi bakın bildirmeye başlıyor. Allah ehli kitabın evlerine izinsiz bir şekilde girmenize helal saymıyor. İstediğiniz kadar Hayber'in sahibi siz olun. Fetih'in sahibi siz olun. Onlar sizin esaretinizde olsun. Şu kapıyı vurup da onlardan izin almadan evlerine giremezsiniz. Sonra devam etti. Meyvelerini yemeniz ve onların cizye vermesine rağmen meyvelerini yemeniz ve diyor kadınlarını dövmeniz size helal kılınmadı dedi Allah Resulü Aleyhisselam. Subhanallah. Bu hadis Ebu Davud'da geçmektedir kardeşler. Şimdi inanarak ve içten gelerek zihnimize, kalbimize, mescitlerimize, mahallemize İslam adaletten, haktan, hukuktan başkasını tanıma sözünü kazımakla mükellefiz. Ömer bin Abdülaziz böyle bir söz söyledi. Boş bir söz değil Müslümanlar. Sonra adamın eline bir mektup sıkıştırdı. Bunu dedi alacaksın, Semerkant valisine teslim edeceksin. Adamcağız yola çıktı, Semerkant'a ulaştı. Ömer bin Abdülaziz'in dediği gibi Semerkant'ın valisine mektubu iletti. Semerkant valisi mektubu açtığında müminlerin emirinin kendisinden Semerkant içerisinde en güvendiği bir kadıyı alıp halkı dinlemesini emrediyor. Ondan sonra kadı efendi Semerkant halkını topladı ve Semerkant halkı adına dikkat edin şimdi, kahin çıktı ve şu sözleri söyledi. Biz dedi, bakın biz. Ne olur bu cümlelerin ne kadar anlaşılır bir şekilde söylendiğine dikkat edin. Dedi ki biz dininizin savaştan önce üç şeye müracaat ettiğini biliyoruz. Bir, önce bölge halkını İslam'a davet edersiniz. İslam'a nasihat edersiniz. İslam'a yönelmelerini talepte bulunursunuz. Bölge halkı bunu kabul etmezse dedi iki,
güvenliklerini sağlamak kaydı şartıyla onları cizyeye bağlarsınız. Eğer dedi bölge halkı bunu da kabul etmezse 3 onlarla dedi savaşırsınız. Yanlış mı kardeşlerim? Vallahi de doğru. Müslümanlar cihadı insanların kellelerini almak, kalelerini düşürmek, ailelerini paramparça yapmak için edindikleri kavganın adı değildir. Cihad, İslam'la insanların arasına perdeler koymak isteyenlerle yapılan mücadelenin adıdır. Cihad, Allah'a ait bütün mülklerde Allah'ın hükmünün geçmesi için verilen gayretin adıdır. Efendim, ey Müslümanlar, peygamberinizden bu yana 4 halife, Raşid halifeler, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Harzemşahlılar, Memlüklüler, Osmanlılar insanların topraklarını gasp ettiler. Kadınlarını, çocuklarını esir aldılar. Ve siz buna ilahi kelimetullah davası dediniz. Cihad dediniz. Zulmü cihad gibi bir amelle kapatmaya çalıştınız. İddiasında Müslümanlar eriyip büzüşmektedirler. Değil vallahi de. Müslümanlar alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin gasp edilmiş şu bütün beldelerinde İslam'ın hakim olması için, Allah'ın şeriatının yürürlükte kalması için cihat mücadelesini yapmaktadırlar. Gaspçı, tecavüzcü, işgalci olanlar sizlersiniz. Niye? Allah'a ait olan bütün mülklerde insanları heva ve heveslerinize göre yönetmek istiyorsunuz. Halbuki Allah insanları cennete çağırıyor. Halbuki Allah insanları hidayete çağırıyor. Halbuki Allah insanları rahmete, merhamete, selamete çağırıyor. Halbuki Allah yeryüzünde adaletin, hakkın ve hukukun tecelli etmesini istiyor. Buna mani olanlar sizlersiniz. Biz bu haksızlığı önlemek için sizinle cihad ediyoruz. Değilse bu ulvi gayenin yanında sizin kadınlarınızın, çocuklarınızın, topraklarınızın, kalelerinizin, mallarınızın vallahi de hiçbir hükmü yoktur. Bizim ulvi gayemiz bir okyanussa sizin o ortaya koymuş olduğunuz şeyler bir yağmur birikintisidir. Müslümanlar, bakın bugün özellikle kendi beldelerini muhafaza etmeye çalışırlarken, kendi iffetlerini, namuslarını korumaya çalışırlarken, ey ahim bizi duyun dedikleri halde duymazlarken, ey falancalar filancalar bizi haber edin dediklerinde manipülasyon yapıp algıla yönetimde insanları farklı bir şeye sürükleyenler, daha sonra Müslümanlar kendi iffetlerini korumak için sahaya çıktıklarında ne oldular? Terörist oldular. Sübhanallah. Ne oldular? Bölücü oldular. Ne oldular? Yıkımcı oldular. Ulan 20 tane devletle küçücük bir bölgeye saldırdınız. İnsanları acımasızca öldürdünüz. Kadınları esaret altına aldınız. Siz işgalci olmuyorsunuz. Kendi topraklarını, dinini, ırzını, namusunu korumak için sahaya koşanları işgalcilikle suçluyorsunuz. Allah sizi yerin dibine geçirsin inşallah. Size inananları yerin dibine geçirsin. Sizin manipülasyonlarınızı büyütenleri, kalemlerini kırsın, bellerini büksün Allah Subhanahu ve Teala. Var mı böyle bir insafsızlık Müslümanlar ya? Var mı böyle bir izzetsizlik ve şerefsizlik? Evet, adam çok iyi anlamış meseleyi. Dedi ki, ey Kadı Efendi, önce dedi bizi davet edecektiniz. İslam'a belki girecektik. İslam olacaktık. Değilse güvenliğimizi korumak şartıyla belki cizye verecektik size. Tüm bunları yapmıyorsak savaş kaçınılmazdı zaten. Ama dedi siz bizi kandırdınız, hileyle şehrimizi düşürdünüz. Kadı Efendi Kuteybe bin Müslim'e döndü, dedi ki bu kahinin söyledikleri doğru mu? Kuteybe bin Müslim cevval bir adam, akıllı adam, zeki adam, cesur adam.
Abiler 20 yıl boyunca bu insanlar at sırtından inmemişler, çocuklarını görmemişler, hanımlarından uzaklaşmışlar. 20-25 yıl sonra memleketlerine geri döndüklerinde kadınlarının, hanımlarının yanlarında sakalları, bıyıkları terlemiş gençleri gördüklerinde kılıçları almışlar. Kadıncağız demiş ki dur ya sen cihada giderken, Allah yolunda mücadele ederken sana hamile kaldığın bu çocuk 20 yaşında olmuş. Şimdi sen Kuteybe bin Müslim'e böyle dersen o da sana şöyle der. Der ki Allah kadıyı ıslah etsin. Savaş dedi hiledir. Yani bu meseleyi fazla uzatmayalım. Bu meseleyi fazla ileri götürmeyelim. Eyvallah, savaş hiledir. Ama savaşın içerisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hakları ve hukukları çiğnediğiyle alakalı kimse bir rivayet getiremez. Taktik ve teknik anlamda hiledir. Ama kimse ashabın zulmettiğine şahit olamaz. Usulleri, bakın dikkat edin, usulleri terk ettiğini göremezsiniz. Savaştır canım yani. Burada da usul mü gerekiyor demez Müslümanlar. Ey Kuteybe! Döndü ona. Ben dedi sana soruyorum dedi. Onları İslam'ı tercih etmek, cizye vermek, savaşmak konusunda muhayyer bıraktın mı bırakmadın mı? Sen bana bunun cevabını ver. Kuteybe bin Müslim döndü, sakinleşmiş bir şekilde dedi ki hayır dedi. Kâhin'in dediği doğrudur. Kadı Efendi belki tarihe böyle çok büyük notlar düşülecek, tarihin şahit olmakta zorlanacağı bir hüküm, bir fetva verdi. Ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki Müslümanlar, İslam orduları dedi kaleyi terk edecekler. Dışarı çıkacaklar. Ondan sonra elçiler gönderilecek. Onlara dedi İslam'a davet edilecek. Kabul etmedikleri takdirde cizye teklif edilecek. Kabul etmedikleri takdirde onlarla savaşılacak. Kimse itiraz etmedi. Çünkü kimse nefsi için orada yoktu Müslümanlar. Kimse hevaları için oraya gitmedi. Değilse vallahi kadınsa memleketinde kadını vardı zaten ya. Çocuksa çocukları vardı. Malsa malı vardı, mülkse mülkü vardı, serveti vardı, itibarı vardı bu adamın. Varsa memleketinde zaten her şeyin sahibiydi. Ne işi var ta Şam'dan çıktı Semerkant'a, Buharalara gittiler, Özbekistanlara gittiler, Afganistan'a gittiler, bilmedikleri coğrafyaları gezdiler. Hani dedik ya insanlarla İslam arasına perde ve kaleler koyanların ellerini kırmak için çıktılar bu yollara. Dedik insanlar hakkı ve hakikati duyacaklar. İslam davasının ve davetinin tabir edilirse nidasını duyacaklar. Buna engel olamaz kimse. Ondan sonra hiç kimse itiraz etmeden kaleyi terk etti. Peki sonuç ne? Sonuç mükemmel. İslam orduları düşman olarak Semerkant Kalesi'ni terk etti. Kardeşler olarak oraya girdiler. Zira Semerkant ahalisi İslam olmayı kabul ettiler. Bu adaletin, bu hukukun karşısında dayanacak hiçbir kalbin olmadığının şahitliğini gördük bu akşam. Allah'a hamdolsun genç kardeşlerim özellikle. Çok şerefli bir neslimiz var. Çok şerefli bir kitaba, çok şerefli bir nebinin ümmeti olduğumuzu ne olur bilelim. Bunun sahibiyiz elhamdülillah. Sizlere batıyı tavsiye ediyorlar değil mi? Avrupa'nın kokuşmuş ahlakını tavsiye ediyorlar. Vallahi de onların tarih kitaplarına elinizi uzattığınızda milyonlarca mazlumun kanları ellerinize bulaşacak. Gözleriniz milyonlarca insana zulüme şahit olacak. Ama İslam alemin üzerinde yazılan tarih kitapları içerisinde gezdiğinizde istisnalar haricinde adalete, hakka ve hukuka şahit olacaksınız. Elhamdülillah. Aldanmayın. Kandırılmayın ne olur. Zira gökler ve yer ancak adalet ile kaim olur. O da İslam'la, Kur'an'la, sünnetle, muttaki, muvahhid Müslümanların eliyle olacak şeylerdir. Allah'tan korkan, Allah'ı isteyen, Allah'ı arzulayan, Allah'ın dini için her şeyden vazgeçebilecek olan İnsanların eliyle gerçekleşecektir.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem malumunuzdur. Hayber kalesi düşünce Yahudiler Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Dediler ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz topraklarımızdan ayrılamayız. Buranın havasının dışındaki bütün havalar bizi hasta eder. Ne kadar böyle sırnaşık adamlar. Kurtulamazsınız asla. Dediler ki bizi buradan kovma. Biz ekimden, biçimden, hasat kaldırmaktan anlayan insanlarız. Sizin adınızda Hayber topraklarını sürelim. Çiftçiliği biz yapalım, her şeyi biz yapalım. Mahsulü kaldıralım, %50'sini size cizye olarak verelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabul etti. Abdullah İbni Revaha'yı gönderdi yıl sonunda. Abdullah İbni Revaha gitti. Yahudilerin yanına gelmeden önce Yahudiler aralarında anlaştılar. İbni Revaha gelecek. Kadınlarımızın ziynetlerinden bir takım hediyeleri Abdullah'a verelim ki bizden çok hurma olmasın. Abdullah İbni Revaha'ya bunu teklif edince onlara döndü, dedi ki vallahi size duyduğum kin ve öfke asla beni adaletsizler dedi sevk etmez. Ve dedi bir de biz dedi asla rüşvet yemeyiz. Deyince Yahudilerden bir adam çıktı. İşte dedi bu adalet ve doğruluk gökler ve yeri bir nizam içerisinde tutan şeydir. Allahu Ekber. Ha, demek ki bugün gökler ve yer intizam içerisinde duruyorsa demek ki hakkaniyet sahibi bir takım insanlar var ki Allah Subhanahu ve Teala bu vesileyle bu yerleri bir nizam içerisinde tutuyor. Ve ne olur unutmayın kardeşlerim, güçsüzlerin hakkının güçlülerinden alınmadığı bir toplumu Allah temize çıkartmaz. Bunu nereden biliyoruz? Malumunuzdur. Cafer Ebi Talib radıyallahu an ilk iman edenlerden, Mekke'de zulüm görünce o haksızlıktan kurtulmak için Habeşistan'a gidiyor. Habeşistan'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret ettiğini duyuyor. Hicretin 7. senesinde Medine'ye geliyor. Peygamber aleyhisselam bizim gibi böyle otururken Cafer'e dönüyor. Diyor ki ey Cafer, Habeşistan'da karşılaştığın böyle olağan dışı bir şey varsa dedi bize anlat. Hani ne gördün? Hani Hristiyan bir topluma gittin. Sizi kucakladılar mı? Sizi sevdiler mi? Oradaki insanlar nasıllar? Bir keramet gördün mü? Artık aklınıza ne geliyorsa. Cafer döndü dedi ki ya Resulallah, bir gün kardeşlerimizle beraber oturuyorduk. O sıra yanımızdan yaşlı rahibe bir kadıncağız geçti. Başında diyor büyük bir su testisi. Arkasından diyor bir genç diyor geldi diyor onu itekledi. Kadın diyor dizlerinin üstüne düştü. Testi diyor devrildi, kırıldı. Sonra kadıncağız ayağa kalktı. Dedi ki ey zalim. Şimdi ne olur şu sözlere Allah için kulak verin. Ey zalim. Yarın Allah, yani kıyamet gününde Allah kürsüyü ortaya koyduğunda gelmiş ve geçmiş bütün insanlar bir araya getirildiğinde eller ve ayaklar yapılanlara şahitlik ettiklerinde mazlum hakkını zalimden aldığı gün seninle benim aramda Allah Azza ve Celle'nin nasıl hüküm vereceğini göreceksin dedi. Allahu Ekber. Hakkımı helal etmiyorum lafı vallahi bu cümlelerin içerisinde çok sönük kalır değil mi abi? Senle görüşeceğiz lafı çok sönük kalır. Bakın kadındaki ahiret bilincine bakın. İnşallah iman ederek ölmüştür. Allah'tan temennimiz odur. Dedi kürsü ortaya konulup insanlar bir araya getirildiğinde eller ve ayaklar yapılanlara şahitlik ettiğinde mazlum hakkını zalimden aldığı gün aramızdaki dedi hesabı Allah'ın nasıl düreceğini göreceksin deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
bu anlatılanları dinledi ve tebessüm etti ve dedi ki kadın doğru söylemiş. Evet, kadın doğru söylemiş. Zira zulme uğramış, altını çiziyoruz, haksızlığa uğramış güçsüzlerin hakkı zorbalardan, parantez içinde güçlülerden alınmadığı bir toplumu Allah temize çıkartmaz. Allahu Ekber. İbn Kesir rahimeullah El Bidaye ve Nihaye İslam tarihini yazdığı kitabında bakın çok ilginç bir hatırayı paylaşmaktadır. Nureddin Mahmud Zengi rahimeullah Müslümanların başına idareci olduğunda bir adamcağızın sesini kendisine işittirmek istediğini fark edince askerlerine emreder, adamı yanına çağırtır. Der ki senin sıkıntın nedir? Hani anlıyorum ki senin bir derdin var ama bana ulaşamıyorsun. Der ki efendim, bir adam bize musallat oldu. Bazı geceler evime zorla girer, beni dışarıya kovar ve diyor o geceyi hanımımla beraber geçirir. Ben bu meseleyi kime anlattıysam hiç kimse bana dedi yardımcı olamadı. Yani amirlere gittim, memurlara gittim, askerlere gittim, polislere gittim. Kim olursa olsun kimse bana elini uzatamadı. Nureddin Zengi yanındaki adamlara döndü, dedi ki ister gündüz ister gece hangi vakitte olursa olsun bu adam geldiğinde benim dedi yanıma çıkartacaksınız. Kimse dedi mani olmayacak bu adama. Aradan birkaç gün geçti. Bir gece vakti adamcağız Nureddin Zengi'nin sarayına geldi. Nöbetçiler onu içeri almak istemediler. O Nureddin Zengi'nin bu sözlerini hatırlatınca İnsanlar Nureddin Zengi'yi kaldırmak için yanına gitti. Nureddin Zengi tek başına adamla beraber saraydan çıktı. Yanına hiç kimseyi almadı. Adamın evine geldiler. İçeri sessiz bir şekilde girdiler. O sıra bir kandil yanmaktaydı. Nureddin Zengi bir vaka gördü. Bir olaya şahitlik etti. Adama döndü, dedi ki bana dedi biraz su getir. Adama su getirdi. Adam suyu getirince Nureddin Zengi lambanın içerisine döktü, ışığı söndürdü. Bir kılıç darbesiyle o zalimin kellesini aldı. Bir kılıç darbesiyle. Sonra tekrar döndü adama. Dedi ki bana bir yudum su daha getir dedi. Nureddin Zengi o bir yudum suyu aldı, içti. Evden çıktı. Tam gideceği sırada adam ona yöneldi, dedi ki ey müminlerin emiri, neden dedi lambayı söndürdün? Akabinde adamı öldürdükten sonra benden neden içmek için su istedin? Nureddin Zengi adama döndü, dedi ki sana dedi bu zulmü yapan benim dedi yeğenim, kız kardeşimin oğludur dedi. Onu dedi bu halde görmek dedi bana çok ağır geldi. Ama asla geri adım da atmadı. Amirler adım attı. Memurlar geri adım attı, korumalar geri adım attı ama Nureddin Zengi adım atmadı. Peki dedi, suyu neden istedin dedi. Ben dedi, sen gittikten sonra Allah'a yöneldim. Dedim ki Allah'ım, ben yemeği ve içmeyi bu adamın sıkıntısını çözene kadar dedi kendime haram kılıyorum. Allahu Ekber. Adamı diyor öldürdükten sonra içimde diyor bir susuzluk belirdi. Bundan dolayı dedi senden su istedim. Adam ona dualar etti, Nureddin Zengi sarayına gitti ve bu olayı kapattırdı. O çünkü şunu biliyordu. Mazlumun hakkı zalimden alınmadığında Allah bir toplumu iflah etmez. Temize çıkartmaz. Tıpkı şu an yeryüzünün her bir coğrafyasına baktığınızda güçlülerin sokakta böyle kibirli ve gururlu bir şekilde dolaşıp da mazlumların tepesine binildiği toplumu Allah ekonomik olarak, manevi olarak, siyasi olarak, askeri olarak temize çıkarmaz ve iflah etmez. Huzur ve güven o toplumun içerisinde asla yoktur. Ey gençler, ey kardeşlerim, biz bu adaleti, bu hakkaniyeti, selefin bu ahlakını evlerimizde, iş yerlerimizde,
mescitlerimizde, sokağımızda, kendi aramızda ihya etmediğimiz müddetçe bilelim ki Allah özlenen günlere bizi asla kavuşturmayacaktır. Eğer biz bugün selefimizin ve ondan sonra gelen halefin ve şimdi de elhamdülillah kendisine şahit olduğumuz nice yiğitlerin hikayelerini dinlerken, adaletle alakalı kıssalarını dinleyip imanımız artarken şunu kesinlikle unutmayalım. Onlar evlerinde de, iş yerlerinde de, askerken de, memurken de, en alt görevin içerisinde yer alırken de aynı hassasiyete sahiptiler. İdareciliklerinde bu ayyuka çıktı kardeşler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Eşinizi idare ederken, çocuklarınızın arasını bulmaya çalışırken, iki kardeş ile alakalı bir mahkeme size ulaştığında adaletten ve hakkaniyetten saparsanız, vallahi yarın devlet olduğunuzda, yarın makam ve mevki sahibi olduğunuzda da aynı şekilde hakkaniyeti ve adaleti ıskalayacaksınızdır. Bu değişmez bir şey. Allah Azze ve Celle böyle bir durumdan bizleri muhafaza buyursun. Son olarak Ömer bin Hattab ile alakalı çok kısa bir şey anlatıp inşallah bitireceğim. Hava sıcak, saat uzadı, hakkınızı helal edin. Bakın, müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu anh halifeliği dönemindeyken Ubade bin Samit ile mahkemelik olur. Sebebi nedir biliyor musunuz? Ubade bin Samit diyor ki, bu diyor toprak bana ait. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki, olmaz ya, orası diyor bana ait diyor. Bakın, devlet büyüyor. Koskoca İslam ordusunun başkumandanı Ubade bin Samit yanında, tabir yerindeyse, Süreyya yıldızının karşısında kalan bir küçük bir yıldız gibi kalmakta. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Zeyd bin Sabit'i çağırıyor. Diyor ki, bizi diyor mahkeme edeceksin. Sen diyor kadısın diyor. Aramızdaki meseleyi çöz. Bakın, dikkat edin şimdi. Ubade bin Samit bir yana oturuyor. Oturduktan sonra müminlerin emirine Zeyd bin Sabit diyor ki, ey müminlerin emiri diyor, sen diyor şöyle diyor, gelsen de otursan. Deyince Hazreti Ömer dedi ki, bir dedi, haksızlık yaptım dedi. Bak, dikkat edin dedi, haksızlık yaptım dedi. Zira dedi, bana düşen hasmımın yanında oturmaktır. Sen dedi bana bir ayrıcalık tanıdın. Burada dedi hata yaptın dedi, dikkat et. Sonra Ubade bin Samit dedi ki, ey Zeyd, şu toprak parçası bana ait. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki, hayır dedi, o bana ait dedi. Zeyd Ubade'ye döndü. Dedi ki, ey Ubade, senin dedi delil getirmen gerekiyor. Şimdi bakın, iyi niyete ne olur dikkat edin. Senin dedi delil getirmen gerekiyor. Müminlerin emirinin de dedi yemin etmesini istemezsin değil mi dedi. Ona da yemin düşüyor. Eğer Ubade bin Samit delil getiremezse, değil mi, müminlerin emiri de ne yapacak? Yemin edecek. Dedi ki, onun da dedi yemin etmesini istemezsin değil mi deyince Ömer bin Hattab ayağa kalktı. Dedi, bu iki oldu dedi. Vallahi dedi, ey Zeyd, tövbe etmediğin müddetçe sana dedi asla kadılık görevi vermeyeceğim dedi. Görüyor musunuz Müslümanlar? Halbuki Zeyd kötü niyetli değil daha Müslümanlar. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a kıyamadı. Hani biz kendi aramızda deriz ya, ya ayıptır be kardeşim. Bak, bu Allah'ın dinine bu kadar yardım etmiş. Müslümanların bu kadar çilesini çekmiş. Müslümanlar için bu kadar koşturmuş. Bir adamı da kalkıp da kıytırık bir arazi için mahkeme edilir mi? Bu dillere düşürülür mü? Dercesin aslında. Ömer bin Hattab'ı müdafaa etmek istedi ama dedi ki, asla dedi. Bak dedi, zulmediyorsun dedi. Ben dedi buna müsaade etmem dercesine ayağa kalktı ve Zeyd'e dedi ki, ben sana dedi bir daha kadılık vermem dedi. O yüzden ayeti tekrar ne olur hatırlatalım. Anne ve babamız da olsa, hısım ve akrabalarımızın aleyhine de olsa titizlikle adaleti ayakta tutmakla mükellefiz. Bize gelen kardeşler, şahitliğimizi yapmamızı isteyen insanlar fakir de olsa,
zengin de olsa, makam ve mevki sahibi olup veya olmamasına bakmadan adaleti ayakta tutmakla mükellefiz. Allah Subhanahu ve Teala bu anlayışı, bu imanın güzelliğini bizlere nasip etsin. Geceniz mübarek olsun, akıbetiniz hayır, cennetiniz firdevs-i âlâ olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil âlemin.